Merhabalar, sizi tanıyabilir Merhaba, miyiz? Hoş geldiniz. Ben Öz Kaplan Komiserim Haydar Koca Kaplan. Kavun karpuz ticareti yapıyor. Bunun yanında meyve de getirip satıyor. O da oluyor. Çoğunca mesela kavun karpuzla mesela biz meşgul oluyor. Bunu satıyor. Kavun karpuz da iyi bu sene. Yani sezonu iyi geçti. Efendim. Kayseri'de ilgi çok muydu kavun karpuzda? Kayseri'de ilgi var. Efendim Kayseri çok kavun karpuz yiyor. Bu da şimdi kavun karpuzun zamanı şimdi. Kavun karpuz şimdi bu mevsimde yiyen adam bu mevsimlerde böyle yani insana çok faydalı bunlar. Bu mevsimde çok tüketmeli lazım kavun karpuzu. Bu mevsimde çok tüketirlerse hastalıkları gider, böbrekleri, ciğerleri temizlenir. Bunların içinde hep Cenab-ı Allah kimya yaratmış. İnsanların dünyasının iyi olması için. Efendim bunlarla uğraşıyor işte, satılıyor. Efendim marketler, manavlarda gidiyor. Yani fiyatı da normal bu sene. Buradan bizden alıyorlar 90 kuruşa, marketler götürüyor. 110 kuruşa falan anca veriyor. Onlar da işte mesela üstüne şeyin mesafesini koyuyor. Öyle fazla bir fiyat da yok bu sene. Durumlar iyi. Satanlar da alanlar da memnun yani. Şimdi şikayet de etmeyelim işte. Yetiştirici biraz zorluk çekiyor. Niye? Maliyeti yüksek oluyor bunun. Bunun ilacı, suyu, efendim bakımı, gelmesi, buraya gitmesi, araba kirası, nakliyesi, efendim adama bir hayli yük oluyor. Onlar da mesela çiftçi yıkılıyor. Çiftçi yıkıldı mıydı? Memleket yıkıldı demek. Memleketi ayakta tutan çiftçi. Çiftçiye devletimiz yardım edecek. Çok bakacak, çekecek. Gerekeni yapacak. Çiftçi ayakta duracak. Çiftçi ayakta durmadı mıydı? Memleket yıkılır yani. Baharlık olur. Niye? Bazı sene biberin kilosu çıkıyor. 20 liraya. Niye? Çiftçi ekmiyor da ondan. Bundan önce geçen senelerde soğanın kilosu 5 liraydı. Patatesin kilosu 4 liraydı. Neden oldu o? Çiftçi ekti. Zarar etti 2-3 sene. Ondan sonra çiftçi ekmedi. Ekmeyince az ekildi. Az ekilince biber soğanın kilosu çıktı 5 liraya, şu çıktı 5 liraya. Vatandaş da şikayet ediyor. Bunu bilmiyor. Çiftçinin ne halde olduğunu bilmiyor. 2 kilo mal alacak pazardan. Onu alakalı şikayet ediyor. Buna baharlık diyor, bu ne şey falan fistan. Efendim işte öyle gidiyor yani. Peki ben şeyi sormak istiyorum. Vatandaşlarımız kavun karpuz alırken neye dikkat etmeli? Bunlarda neye özen göstermeli karpuzda ve kavunda? Bunlarda bunların bir soyakları var. Kavun karpuzun soyakları var. Şimdi en fazla bizim Konya'mızda ekiliyor bunlar. Efendim Adana mesela yedinci ayda biter yani orada. Kavun karpuzun efendim soyakları Washington karpuzlar var. Oradan sonra üstün karpuzlar var. Bunlar güzel olur. Yalnız tarlada çok güneşini yemeyecek. Güneşini çok yedi miydi? Bunlar güneş şuraya yakıyor. Yaktı mıydı işini bozuyor. Onun için çiftçi hemen yetişen malını efendim güneşe yaktırmadan arabaya yükler gönderir bizlere, bizler de satarız. Yani bu karpuzların üzerinde herhangi bir yanma şey gibi şeyler olmaması olmayacak. Lazım. Oldu mu içi bozulur. Mesela bunun içinde mesela şuraya güneş yaktı mıydı içine işliyor, içi bozuluyor. Böyle yeşil gelirse, yeşil olursa efendim bozulmuyor. Alan insanlarımız vatandaş temizçe yiyor yani. Kavunda bunların bir şeyleri var. Bazıları tatlı olur. Efendim kavunların bu şey kavunu Ereğli verim 45 falan var. Oradan üstün şeyleri var. Kavunları var. Çeşitleri çok bunların. Efendim yani yetiştiriciye bağlı. Yetiştirici ilacını efendim suyunu şununu iyi verirse oradan sonra mal tatlı olur, güzel olur. Alan vatandaş da yer, memnun kalır, teşekkür eder. Durum bu.